Aşağıdakilerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Düşündüklerimizi özgürce söyleyemeyeceksek düşünmemizin ne anlamı kalır? A) Düşüncenin özgürce ifade edilebildiği ortamlar sağlıklı düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlar. Burada düşünmemizin anlamı kalır kısmını karşılayan bir şey olmadığı için bu gider. B) Özgür insan olmanın koşulu düşüncelerini özgürce açıklayabilmektir. Tamam var ama anlamsız olacağı gene burada da yok. C) Ne zaman ki düşündüklerimizi özgürce ifade edebiliriz o zaman düşünmemizin bir anlamı olur. İşte bakın hepsi geldi. Düşündüklerimizi özgürce ifade etmek, düşündüklerimizi özgürce söylemek tam buraya denk geliyor. Düşünmemizin ne anlamı kalır? Düşünmemizin bir anlamı o zaman olur. Tam birebir örtüşen kelimelerimiz var cevap geldi. D. Düşüncelerini özgürce açıklayamayanlar sanmasınlar ki özgürdürler. Yine anlamsız olduğu yok. E düşünce özgürlüğü yasaklarla engellenmemelidir. Hiç yasaklardan bahsetmedi cümlemiz cevap C. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık, tahmin anlamı yoktur? 1 Bu saatte beni arayan kardeşim olmalı. Tahmin ediyor burada var. 2 Döndüğümde odanın temizliği bitmiş olmalı. Burada yok. Bitmesi gerekir anlamı var burada. Olasılık değil, tam tersi gereklilik anlamı var. Aslında cevabımız geldi. 3 yemeğini yemiş, çayını yudumluyor olmalı. Öyle tahmin ediyor. 4 iş görüşmesini yapmak için yola çıkmış olmalı. Gene bir tahminde bulunuyor. 5 aldığı puana bakarsan sorular onu zorlamış olmalı. Galiba zorlamış diyor. Cevabımız 2. Bu cümleden kesin olarak çıkarabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Leonardo DiCaprio'nun başlangıç Inception'da sergilediği oyun gücü senaryoyu aşıyor. A Başlangıç filminin güçlü bir senaryosu vardır. Hayır bunu söylemiyor. Sadece diyor ki oyun gücü senaryoyu aşıyor. B Leonardo DiCaprio Başlangıç'ın senaristinden daha başarılıdır. Geldi işte. Bakın şurada dedi ki Leonardo DiCaprio'nun Başlangıç'ta sergilediği oyun gücü senaryoyu aşıyor. Bu ne demek? Leonardo DiCaprio senaristinden daha başarılı. Cevap geldi. C Başlangıç filminde hatalı çekim sahneleri var. Ne alaka? Hiç bundan bahsetmedi. De Leonardo DiCaprio oynadığı bütün filmlerde iyi bir performans sergilemiştir. Hayır, sadece Başlangıç filmini anlatıyor. Çıkaramayız bunu. E Başlangıç filminin senaristinin anlatımı yetersizdir. Böyle demedi. Kıyaslama yaptı. Oyun gücü senaryodan daha iyi. Bu senaristinin anlatımının yetersiz olduğu anlamına gelmez cevap B. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özlem söz konusudur? B'de var arkadaşlar. Ey Deniz şöyle bir gün sana bakacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Yani fındık ve elma bahçelerinden Deniz'e bakacağı günü özlüyor. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede koşula bağlı bir durumdan söz edilmiştir. Evet bakın şurada şiirimizin eski gücüne sıcaklığını kavuşmasını istiyorsak onu kendi insanımızla buluşturmak zorundayız. Geldi işte koşul. B ikinci cümlede bir değişimden söz edilmiştir. Diyor ki ikinci cümlede Türk şiirinde eski duyarlılığı sesi bulmak neredeyse olanaksız eski duyarlılık eski ses gitmiş yani değişim olmuş. C üçüncü cümlede amacın ne olduğu açıklanmıştır. Bu eski sesi yakalayabilmek amacıyla köye sokağa inmek zorundayız. Amaç cümlesi de geldi. Mak için yaptığı yaptı amacı? D. Dördüncü cümlede bir öneride bulunmuştur. Bakın diyor ki gerekirse eski şiirimiz tümüyle taranmalı. Ondaki Anadolu insanı tekrar şiirleştirmeli. Böyle bir önerisi var. Bu da geldi. E Beşinci cümlede yapılması gerekenler sıralanmıştır. Bakalım 5'e. Elbette halk ağzından yararlanmak da şiirle insanımızın barıştırılmasına vazgeçilmez bir çabadır. Sadece bir şey söyleniyor. Öyle gerekenler sıralanmıyor. Bir tek şey söylüyor. O yüzden cevap E. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olumlu ve olumsuz değerlendirmeler bir arada verilmiştir? 1 İlk öykülerinde titiz ve ayrıntılı betimlemeler biraz uzun olduğu için okuyucuyu sıkacak nitelikteydi. Hem titiz dedi olumlu bir şey söyledi hem de sıkacaktır dedi. Olumsuz geldi cevap buradaymış. 2 Fakat bunlar zamanla yerini usta işi betimlemelere bıraktı. Usta işi sadece olumlu olumsuz bir şey yok. 3 Buna karşın anlatımındaki yapaylık bugün de sürüyor. Yapaylık da olumsuz ama olumlu bir şey yok burada. 4. Son 2 yılda 5 kitabı yayınlandı. Burada ne olumlu ne olumsuz bir şey yok. Sadece kitapları yayınlandığını söylüyor. 5. Bu pek çok yazara nasip olmayacak bir başarı kuşkusuz. Başarı dediğine göre olumlu bir şey söyledi sadece olumsuz yok. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? giriş cümlesi kendisinden önceki bir cümleye bağlı olduğunu gösteren herhangi bir ek ya da kelime taşımamalı. Aya bakarsak bu diyor. Başka bir şey işaret ediyor. Yani daha önce söylediği bir şey işaret ediyor. O yüzden buradan giriş cümlesi olmaz. B'de de yine bu diyor. Gene işaret etme var önceki cümleye. Bu da olmaz. D'de yine ise diyerek daha önce bahsettiği bir şeyle karşılaştırma yaptığı için olmaz. E'de de bunu diyor yine. Bunu dediği için daha önce bir şeyden bahsetmiş onu söylüyor. Ama C'ye bakarsak bağımsız bir cümle. Bugüne ve geleceğe sırtını dönenin geçmişte de bulacağı bir şey yoktur. Cevap C. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Türk romanının yalnızca kırsal kesim gerçeklerini anlattığı bir dönemi vardır. O dönemde çok büyük yazarlar yetişti, başyapıtlar yazıldı. Anlatılanların kentlerde yaşayan roman okurları için çok çarpık olması yüzünden uzun süre romancılarımız köy gerçeklerinden başka bir şeye değinmez olmuşlardı. Öylesine ki, şimdi arkadaşlar öylesine ki dediğine göre daha fazla, daha abartılı bir şey anlatacak. Çünkü burada bir şeyden bahsetti. Dedi ki, kırsal kesim gerçekleri hep anlatılıyordu. Uzun süre romancılarımız köy gerçeklerini anlattılar. Hep bunu anlattılar, başka bir şeye değinmediler. Öylesine ki bunun daha ilerisini söyleyecek bir cümle arayacağız. A o dönemde kırsal kesim yaşamını bilmeyen gençler roman yazmaya heves bile edemezlerdi geldi bile. Öylesine abartılmıştı ki roman yazmaya heves bile edemiyorlardı. Cevabımız geldi zaten. Cevap A. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? C'de var arkadaşlar. Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa geldi işte koşulumuz sarsın artık ömrümü tunç kandillerin isi. Cevap C. Bu parçadaki altı çizili cümle ile servet fünunculara yöneltilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Servet fünuncuların çoğu bir edebiyat eserinin sanat değeri olmak şartıyla ana diliyle yazılırsa ancak yaşayabileceğini anlamadan öldüler. Bakın servet fünuncular ana dilin önemini anlamamışlar. Bunu anlayamadan da ölmüşler. Ana dilin önemini anlamadıklarına göre demek ki yabancı dillerden yararlanmışlar. B'ye bakalım eserlerini yabancı sözcüklerle oluşturmuşlar. Cevabımız bu. Diğerlerini de hızlıca bakalım. Sanatsal başarıdan uzak olma bundan bahsetmedi. Adamları sanatsal açıdan başarısız demedi. Dedi ki ana dille yazılırsa ancak bir eserin yaşayabileceğini anlamadan öldüler. Burada ana dil vurgusu var. C amaç doğrultusunda sanat yapma alakası yok. D gerekli koşullardan yoksulluk ne alakası var? E sanatsal bilinç eksikliği bu da yok. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ne bir sözcük fazla ne bir sözcük eksik cümlesi getirilebilir? Gereksiz bir tek söz ya da sözcük bulamazsınız onun yazılarında. Her durumu, her olayı ya da olgu yeteri kadar sözle dile döküyor. Şimdi bakın buraya kadar gereksiz sözcük olmamasından bahsetti. Bakın şurada da söyledi. Yeteri kadar sözde dile getiriyor. O zaman tam da şuraya getireceğiz. Ne bir sözcük fazla ne bir sözcük eksik. Çünkü zaten ondan önceki iki cümlemiz de hep gereksiz sözcük olmaması. Yeteri kadar söz olmasından bahsetti. Bu da onun devamı niteliğinde. Bunu getireceğiz. Zaten sonraki cümlede bize ipucu veriyor. Diyor ki böyle olmazsa yani bir sözcük eksik bir sözcük fazla olmazsa o yazı pişmemiş bir yemeğe demlenmemiş bir çaya benzer. O yüzden cevap B. 2'den sonra gelecek. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gereksiz tek bir söz ya da sözcük bulamazsınız onun yazılarında. Her duruma, her olayı ya da olguyu yeteri kadar sözle dile getiriyor. Böyle olmazsa o yazı pişmemiş bir yemeğe demlenmemiş bir çaya benzer. Okuyucuyu bıktırır, edebiyat değeri olmaz böyle yapıtların. O yüzden de böyle yapıtlara okur prim vermez. Şimdi arkadaşlar dedi ki tartışmacı anlatımdan yararlanmıştır. Bakın bir fikir ileri attı dedi ki böyle olmazsa diyerek bir tartışma başlattı. O yüzden bu gider öznerlik ağır basar zaten tamamında kendi fikirleri olduğu için öznerlik var yazı pişmemiş yemeğe demlenmiş çaya benzer İyice anlayalım diye somutlaştırdı bu da var neden sonuç ilişkisi kurulmuştur bakın şurada dedi ki o yüzden böyle yapıtlara okur da prim vermez okuyucuyu bıktırır edebiyat değeri olmaz böyle yapıtların o yüzden okuyucu prim vermez burada da neden sonuç ilişkisi var ama tahminde bulunmamış cevap e